yeniden. Hoş geldiniz yeni gelenler, merhaba. Evde bir günümde bana eşlik edeceksiniz. Odamın hali içler acısı gerçekten. Onu da toparlayacağız bugün. Yatağımı toplamadım. Evde de yalnızım yani. Beni azarlayacak bir annem olmadığı için. Öyle bıraktım. Dün akşam yalnızdım. Bugün de yalnızım. Ay yalnız dedim ve o sırada merdivenden aşağı gelen şey. Şaka yaptım, yalnız değilim. Yalnız değilim ki, kedim var. Benim kedilerim var. Pardon, benim kedilerim var. Yukarıdaki odanın da içler acısı gerçekten. Göstereyim ya, ne olmuş ki? Herkesin odası bence biraz böyledir. Yani yatağımı gerçekten olduğu gibi bıraktım. Çünkü kedilerim uyuyordu sabah. Hem onları rahatsız etmek istemedim hem de geç kalıyordum. Önce yatağımı toplayayım. Evet, işe buradan başlayabilirim. Önce bir yerden başlamak lazım. Şimdi de ikinci olarak şu üstümdekilerden kurtulmam lazım. Çünkü benim kapatıcılarım nerede ya? 3 tane kapatıcım vardı. Ama bu dolap o kadar dağınık ki bulamamam çok normal. Buraları koymayacağım. Annem izlerse diyecek ki ben demiştim. Kamerada güzel görüneyim diye biraz makyaj yapacaktım ya. Biraz sadece göz altlarımı kapatıp rimel sürecektim. Ama burası çok dağınık olduğu için bulamıyorum arada bir şey. O zaman önce işe burayı toparlamaktan başlayabiliriz. Arka plan o kadar kötü ki. Ama bunu göstermem lazım. Şimdi ben bir e-ticaret firmasına çalışıyorum ama bu e-ticaret firması kıyafet üzerine, kadın giyim üzerine yani. Şey deniyorlar. Ev ürünlerini, nasıl diyeyim işte, saklama kabıdır, baharatlıktır. Kahvaltı takımı getirmişler. Ve ben çeyizci bir insan olduğum için bayağı da ucuz geldi. Bu sebeptendir ki hemen aldım. Ürünün aslında görselini ekrana koyuyorum. Ama size şimdi malzeme kalitesini de göstereceğim. Bir yandan arkadaşlarım raf arasında kahvaltı takımı varmış. İşte 14 parça mı ne, tam hatırlamıyorum. 14 parçalı işte 370 lira. Çok iyi. Bu devirde pazara gidip bir tane tabak almaya kalktığın zaman 30 lira en ucuzu. Şöyle. Bunlardan 6 tane var. Büyük servis tabağı olarak geçiyor. Yani 16 santim mi oluyor? Yok, 21 santim oluyor galiba bunların ölçüsü. Benim bir karışım 20 santim. Aynen 20 santime yakın, tamam mı? 6 tabağın ikisi bu şekilde lavantalı. İkisi bu şekilde lavantalı ve ikisi de bu şekilde. Kalitesini de şöyle göstereyim yani. Ne çok ince ne çok kalın ve porselen seramik karışımı bir şey, hiç kalitesiz değil. Şimdi bunu böyle gösterdik size. Bunu kenara koyabiliriz artık. Ya çok da dağınık değil. Şurayı zaten annem sağ olsun düzenlemiş ama ben yine sabah dağıttım. Şunlar yine kirliye. Yukarıda çantalar var. Burada iş yerine giderken giydiğim sivitler. Burası çok karışık. Burası çok karışık. Altı da düzenlemiş annem. Oraya da bir el atacağım ama şu iki rafı düzenleyip evi toparlayacağız. Ya bugün, yarın annemler evde yok. Cenazeye gittiler. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir komşumuz vefat etti. Ben çalışıyorum diye gidemedim. Annemi sevindireyim diyorum ya. Ölümlü dünya. Şu dolabımı bir düzenleyeyim değil mi? Ve artık düzenli olmaya kararlıyım yani. Bunu 2 ay önce tekrar yapıp söylemiştim. Kendi kendime söylemiştim. Siz yoktunuz. Ama bu sefer bunu yapacağım yani ya.
Kullandığım kıyafetler, günlük kullandığım nemlendirici fırçalar ve makyaj malzemeleri, daha az kullandığım ürünler, kamera malzemelerim ve aşağıda da stokladığım kremler, deodorantlar vesaireler. Şimdi çamaşırlar, çöp, oyun. Bunu görmüşken bunların kumunu da temizlememiz lazım. Kum temizliğine gidelim. Yalnız kalmak zor ya. Eve gelince kimse toparlamamış oluyor. Her yer hala aynı dağınıklığında seni bekliyor. Halbuki annem olduğunda öyle mi? Gidiyorum geliyorum, toparlanmış oluyor yani. Evet. Makine, çamaşırlar. Evet. Çamaşırlara gidelim. Çamaşırları atalım. Güzel güzel kokalım. Yani banyoda yer olmadığı için fırının altında çamaşır makinesi çok absürt mü sizce de? Bence hayır. Hayır, banyo yapıyorsun. Yapıyorsun yani. Mimarlardan bahsediyorum. Şimdi çamaşır makinesini tam olarak nereye koyacağız? Eğer sen çamaşır odası yapmadıysan bu eve, gerçekten banyoyu bir duşa kapıyı zor sığıyor. Çamaşır makinesi nasıl sığacak? Bu insanlar çamaşır yıkamayacak mı? Dereye mi gidecek? Güngören'de nerede dere var? Şimdi bu renkliler nasıl yıkanıyor bilmiyorum. Muhtemelen buradaki deterjan beyaz deterjanı. Ama ne fark eder ki, birazcık koyabiliriz yani. Güzel bir deterjan kokusu olsun. Ben hep böyle yapıyorum. İnşallah yanlış yapmıyorumdur. Ya yanlış yapıyorsam da bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı yani çamaşırlara. Gayet mis gibi kullandım. Bu bak renkli. Tamam mı? Şimdi bunu, şuradaki bir tane mavi göz var. Ona koyuyorum, tamam mı? Şöyle dökeyim. Şimdi annemin böyle abidik gubidik huyları var. Yumuşatıcının içine beyaz sabun yapıp koymuştur. Yok, yumuşatıcı. Bu da herhalde orta göze mi koyuluyor? Yumuşatıcı mı oraya koyuluyordu acaba? Bir annemi arayıp sorayım ya. Unuttum. Çok uzun zamandır yalnız kalmıyorum. Sormam lazım. Galiba. YouTube'dan da bakabilirim ama annemin sesini duymak istedim şu an. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Tamam. Ama sizi yersem orucum bozulur mu hocam? Hocam benim kedilerim var, çok tatlı. Onları yersem eğer orucum bozulur mu? Orucum bozulur mu? Ya videoyu kapatmıştım aslında ama yeni bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Telefonum geldi. Sonunda Android'den iOS'a geçiyorum. Ben ki büyük büyük konuşup iPhone'a o kadar para mı verilir? Akıl işi değil. Ay şöyle oturayım biraz. Akıl işi değil, saçmalık. Onu bir tane ondan alacağım, 3 tane telefon alırım, zart zurtları. Büyük lokma ye demişler, büyük konuşma bak. Vay be. Hello. Videonun içeriğiyle çok alakasız ama arkadaşlar, evinizde kediniz varsa halılarınız sizin de böyle mi? Neden? Dil ayarlanıyor. Bu şarj bana yarına kadar yeter. Şimdi kabım var. Şimdi telefon kabı almıştım aslında. Telefonum gelmedi. Onu hemen takayım. Çünkü ben mam kıymetli, biliyor musun? Kamera koruyucu da aldım. Onları birlikte takalım mı? Şu ekranı Apo'ya taktıracağım yine yarın iş yerine. Çünkü ben takamayabilirim. Onu ele alışkın. Hemen takar. Şu kameraları takabilirim herhalde. Küçük ya. Çok da zor olmasa gerek herhalde.
Wow. 25 yaşındayım. 13 yıldır yaklaşık. Evet, yaklaşık 13 yıldır telefon kullanıyorum. İlk Apple'ımı alıyorum. İlk Apple'ımı. Heyecanlıyım. Ve gerçekten iPhone kullanma özürlüsü biri olarak. Aynen, sığdın kanka. Evet. Kimse görmüyor. Aa, susam nerede ki acaba ya? Nerede bu susam? Gören var mı? Birlikte rol çalmaya çalışıyorsun. Yapma. Yapma. Ara. Hemen WhatsApp ve tab'i indirmem lazım. Bugün maaş günüydü. WhatsApp ve... Allah kahretmesin seni. Allah seni kahretmesin. Tamam, ben videoyu burada kapatayım. iPhone aldığımı söylemek için şey yapmıştım. Görgüsüz olarak. Ya bilmiyorum, görgüsüzlükle alakası yok. Hayır. Heyecanlıyım ve bu heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. İlk telefon, sanki ilk... Oh! Baksana, konuşamıyorum heyecandan. Sanki ilk defa almışım gibi yani telefon. Bu yüzden heyecanlı olduğum için sizinle paylaşmak istedim. Hepsi bu. Bu yüzden videoyu asla bitirmiştim ve devam ettirdim. Talip abime de şal için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. O zaman Apple'a da teşekkür ediyorum yüzü için. Apple'a da teşekkür ediyorum böyle telefonu ürettiği için. Allah'a da şükürler olsun bir işim olduğu için ve bunu alabildiğim için. Neyse. Başka videolarda, başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.